Geleceğimizin sahipleri olan, en büyük umudumuz olan sevgili gençler ve çocuklar, kıymetli Diyarbakırlı hanımefendi ve beyefendi kardeşlerim, basınımızın güzide temsilcileri, öncelikle hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ı teşriflerinin 95. yıl törenlerine hoş geldiniz diyorum. Değerli kardeşlerim, bugün bu güzel günü, bu güzel töreni büyük bir sevinçle, büyük bir coşkuyla kutlamak isterdik. Lakin pazar günü Taksim'de İstiklal Caddesi'nde hain bölücü terör örgütünün düzenlemiş olduğu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizin, yaralanan kardeşlerimizin acısını paylaşmak için maalesef o coşku dolu bölümleri çıkartmak mecburiyetinde kaldık. Bunu biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkasında birleşen atalarımızdan ve Diyarbakırlı hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda bunları çıkardık. Çünkü ülkemizin bir tarafında yas varken, bir tarafında acı varken Diyarbakır'da kutlamak tabii ki olmazdı. Diyarbakırlılar bu acıyı, bu kederi İstanbullulara kadar, Türkiye'nin dört bir tarafındaki kardeşlerimiz kadar paylaşıyor ve onlar kadar bu derin üzüntüyü kalbinde hissediyor. Bu vesileyle bu saldırıda, bu hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz. Ve Diyarbakır'dan terörü destekleyenleri ve onların ipinin elinde tutan emperyalist güçleri kınıyoruz. Değerli kardeşlerim, Diyarbakır tarihiyle, kültürüyle, konumuyla hem ülkemizin, hem bölgemizin, hem de dünyanın en önemli kentlerinden biridir. Diyarbakır birlik, beraberlik ve kardeşlik kentidir. Birileri için belki Avrupa'ya açılan kapıdır ama bizim için Diyarbakır Hazreti Ömer'in emaneti, Cumhuriyetimizin emaneti, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin giriş kapısıdır. Ve Diyarbakırlılar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asil ve birinci sınıf vatandaşlarıdır. Diyarbakır, aynı bu şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği ve her zaman desteğini arkasında hissettiği bir kenttir. Vefatından yaklaşık bir yıl önce hastalığı yeni nüksetmesine rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyarbakır ziyaretini ertelememiş ve Diyarbakırlıları kucaklamak için o hasta haline rağmen yola çıkmıştı. Diyarbakırlılar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu fedakarlığını, bu sevgisini karşılıksız bırakmamış. İşte bu meydanı doldurarak ona büyük bir sevgi gösterisi sunmuştu. Ve Diyarbakırlılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağırlarına basmıştı. Sadece o gün değildi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağırlarına basması Diyarbakırlıların. Değerli kardeşlerim, biraz geçmişe götürmek istiyorum sizi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Mutarekkesi imzalanmış, Sevr Anlaşması'nın hazırlıkları yapılmış, ülkemiz parçalanıp yok edilmeye çalışılıyordu. Diyarbakır'da da ve bu bölgede de İngilizler büyük bir tertibat yapmış, Kürt kardeşlerimizi, asli ve birinci sınıf vatandaşlarımız ve kardeşliğimiz olan Kürt kardeşlerimizi provoke etmek ve bu vatandan ayırmak için türlü tezgahlar düzenliyordu. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Havza genelgesini yayınladıktan sonra Amasya genelgesinden, Erzurum genelgesinden ve Sivas Kongresi'nden önce en az onlar kadar önemli olan bir telgrafı Diyarbakır'a çekti. Ve dedi ki, İngilizlerin bu oyununu görerek dedi ki, Türkler ve Kürtler öz kardeşlerdir, ayrılamazlar. Varlığımız Türklerin, Kürtlerin, anasırı İslam'ın,
vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak ve bağımsızlığımızı savunmak için birlikte çalışmasını elzem kılar diye Diyarbakır'a telgraf çekmişti. En az Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar kadar, Sivas Kongresi'nde alınan kararlar kadar tarihi ve önemli nitelikte bir telgraftı bu. Ve Diyarbakırlılar bu telgrafa büyük bir şerefle, büyük bir sahiplenmeyle karşılık verdi. Ve hamdolsun Kurtuluş Savaşı'nda Diyarbakırlıların ve bölge halkımızın desteğiyle ilk zaferi Doğu Cephesi'nde kazandık Ermenilere karşı. Doğu Cephesi'ni tahkim ettikten sonra, güçlendirdikten sonra Batı Cephesi'nde İngilizleri, Fransızları, Yunanlıları denize döktük. Değerli kardeşlerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından önce Diyarbakır'ı ziyaret etmesi büyük anlamlar ihtiva etmektedir. Tabii ki Diyarbakır'a olan sevgisini, muhabbetini göstermektedir bu ziyaret. Ama en az bunun kadar şunu da göstermektedir. Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz parçasıdır. Diyarbakırlılar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit ve birinci sınıf yurttaşlarıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Diyarbakır'ı, Diyarbakırlıları ve bölgedeki Kürt kardeşlerimizi provoke etmek için ve onları bu ülkeden, bu milletten ayırmak için türlü türlü oyunlar tezgahlanmaktadır. Nasıl ki geçmişte Mustafa Kemal Atatürk'ün telgrafında belirttiği gibi aynı şekilde biz de bugün Diyarbakır'dan haykırıyoruz. Türkler ve Kürtler öz kardeşlerdir. Ayrılamazlar. Türkler ve Kürtleri bölmek isteyenler, parçalamak isteyenler geçmişte olduğu gibi bugün de tezgahları başlarını yıkılacak ve hüsrana uğrayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle bugün Kıbrıs gazilerimiz de yanımızda. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet ilanının 39. yılı dönümü. Diyarbakır'dan Kıbrıs'taki kardeşlerimizin bu güzel gününü kutluyoruz. Diyarbakır'dan Kıbrıs'ın kurtuluşu için yüzlerce kardeşimizin, büyüğümüzün gittiğini hepimiz biliyoruz. Diyarbakırlılar Kıbrıs harbinde şehitler vermiş, gaziler gazilik şerefine nail olmuş insanlardır. Bugün burada onları da görüyoruz. Bir kez daha Kıbrıs'ta fedakarca savaşmış gazilerimize şükranlarımızı sunuyor. Kıbrıs'taki kardeşlerimizin bu güzel gününü kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle atalarımızın bize bırakmış olduğu bu şanlı bayrağı, bu ülkeyi, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini ilelebet yaşatmak ve payidar kılmak için gerekli vazifeyi yapacağımızın azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Gençlerimizin de bu bilinçle yetiştiğinin hepimiz farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ı teşriflerinin 95. yıl dönümünü kutluyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. Cumhuriyeti'nin ilanının 39. yıl dönümünü kutluyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Kaymakamımıza hitapları için şükranlarımızı arz ediyoruz. Atatürk şiirini okumak üzere Gazi Ortaokulu öğrencilerinden Muhammed İbrahim Çiçek'i davet ediyorum. Atatürk, düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Ünümüzü dünyaya merci duyuran sensin. Gündüz gün gece aya benzer kahraman sensin. Adını büyük küçük anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman. Nabzımızda atansın ey ölmeyen atamız. Gönlümüzde yatansın, seni unutamayız. Teşekkür ediyoruz bu kez. Atam şiirini okumak üzere Gazi Ortaokulu öğrencilerinden Ezgi Nisa Taş'ı davet ediyorum. Atam, bir yüz tanıdım ruhuma nakş oldu zamanla. Bir yüz ki bütün halkları şimşekle doluydu. Ben yalnız onun resmine daldım heyecanla. Benden çocuğum yalnız onun şiirini duydu. Bir hüzne bürünmüştü cenazeyle düğünler. Bir damla yaş olmuştu denizler gözümüzde. Hasretle bakarken gecenin rengine günler,
Seyretti yanan gözlerimiz fecri o yüzde. Tarih onun emriyle kımıldandı yerinden. Birkaç yıla toplandı hemen birçok asırlar. İnsan ile geçmiş sanılır yurt üzerinden. Gül bahçesi olmuş dün ayak bastığı yerler. Ondan geliyor her günümüz başka baharsa. Ondandır ufuklarda ne ürperme ne gam var. Kalbim nefesim dursa düşüncem sana varsa. Dünyayı unutsam da unutmam bir atam var. Faruk Nafız Çamlıbel. Teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakam, protokolün saygıdeğer üyeleri, kahraman gazilerimiz, geleceğimiz, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, atamızın Diyarbakır'a gelişinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Tören programımız sona ermiştir. Arz ederim.